Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlarsınız arkadaşlar ayın 15'inde sizlere bir gece yarısı bir video hazırlamıştık. 900 bin işi ilgilendiren bir videoydu bu. Neydi o videonun konusu arkadaşlar bütün işleri ilgilendiriyordu. Hizmeti Sendikası tarafından dava açılmıştı ve dava metninde şunları diyordu arkadaşlar hatırlarsınız. 696 sayılı KK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işleri kadroya geçiş süresince imzalatılan belirsiz süreli iş sözleşmesinin 4. maddesinde bakanlık tarafından tek taraflı olarak yapılan değişiklik hizmet sendikası tarafından Danıştay 2. Daire, Dairesi Hukuk Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı ile sonuçlanmıştı arkadaşlar hatırlarsınız. Ardından arkadaşlar işçiler başka bir alanda görevlendirilmeyecekti. Kısa özet geçeyim arkadaşlar videoyu kısa tutmak adına. İşçiler artık istihdam edildikleri alandan başka bir alanda görevlendirilemeyecek ve iki tutanakla artık korkutulmayacak anlamına geliyordu. O dava metnini arkadaşlar hemen size göstereyim. Biri bir sayfalık bu. Özet hali de bu arkadaşlar. Bu karar metnini arkadaşlar videonun altına link koydum. Direkt tıklayıp siz de okuyabilirsiniz siz de direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa özet geçeyim yine bir sendikadan daha açıklama geldi arkadaşlar. Bir yıl önce mecliste bulunan milletvekillerine bu konuyla alakalı göndermiş olduğumuz yazının bir yıl sonra sonuç bulması bizleri sevindirmiştir diyor. Resmi sendika kararı bu davayı açan hizmet sendikasıydı. Bu açıklama yapan öz sağlık sen sendikası oldu arkadaşlar. İşçi kardeşlerimiz de hayırlı olsun diyor metinde. Birazdan onu okuyacağım size. Dava konusu idare işlemde değiştirilen 4. maddenin 5. fıkrasında yapılan Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde işçinin istihdam edildiği alanda başka bir alanda görevlendirmesi işverenin iznine tabidir şeklinde tek taraflı değişiklik ile işveren konumunda bulunan bakanlığın işçi istediği işe kadroyu alındığı iş dışındaki başka bir işte istediği iş yerine görevlendirilmesinin önü açılmıştır arkadaşlar. Söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı iş kanununa ve 696 sayılı KYK hükümlerine Aykır olduğu iddiasıyla hukuk Birliği tarafından açılan davanın sonucunda Danıştay 2. Dairesi bu fıkraya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay'ın yürütme durdurma kararında 696 sayılı KYK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işlerin kadroya alındığı iş dışında başka bir işte veya istemediği iş yerine görevlendirilemeyeceği ifade edildi. Danıştay'ın ikinci idaresi belirsiz süreli iş sözleşmesinin dördüncü maddesinin yedinci fıkrasında yapılan işçinin kendi görev alanı ile ilgili bir iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya safsaklaması halinde durum bağlı olduğu disiplin amirlerince en az iki tutanakla tespit edilir ve bu durum üzerine işçinin sözleşmesi işveren vekilince kendisine yapılan bildirim takip eden 6 iş günü içerisinde 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2 bendinin H alt bendine göre aynı kanun 26. maddesi uyarınca fesh edilir şeklindeki değişikliğinde yürütmesini durdurulmasına karar verildi arkadaşlar. Yani işçiler adına çok önemli bir karar bu arkadaşlar. Bu açıklamayı yapan arkadaşlar Metin Nazioğlu Öz Sağlık Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı arkadaşlar. Resmi duyuruya bakalım hemen. Daha önce de bunu Öz Sağlık Sen arkadaşlar milletvekillerine yazmıştı bu yazıyı. Değerli Vekilim, sizlerin de bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşeron alt işveren işçisi olarak çalışmakta olan işçiler 696 sayılı KHK kapsamında sürekli iş kadrosuna geçirilmiştir. Sürekli işçiler için kadroya geçiş yaparken kurumla bel birlikte belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara göndermiş olduğu 23.1.2020 tarihli ve 310 sayılı makam onayı yazısında... Bakanlığımız Taşra Teşkilatı'nda ve sağlık tesislerinde yürütülen hizmetler ve uygulamalarda özellikle bazı alanlarda istilam edilen sürekli işlerin işlerini aksattıkları, yeterli düzeyde işlerine konsantre olmadıkları ve iş disiplinine riayet, etmedikleri, sıralı amirlere de gerekli denetim yapılmamasından dolayı ortaya çıkan durumun kamu kurum ve sağlık hizmeti olan vatandaşlarımızda şikayet konu edildiği anlaşılmıştır. Bu sebeple belirsiz iş sözleşmesinin 4. maddesinin yeniden düzenlenerek yürürlüğe konduğu iki tutanak tutularak işçiler hakkında sözleşme fesi dahil her türlü iş ve işlemin tereddütsüz edilmeden yapılması talimat verilmiştir. Temizlik personeli işçiler kadroya geçerken imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesindeki ceza skalasında işten çıkartma cezası yokken bakanlık 2 Nisan 2018 tarihindeki sözleşmeye bugün işçiyle mütabakata varmadan tek taraflı olarak değiştirilmesine kadar doğru bir uygulamalıdır. Kurumlarda temizliğin eksik olmasının nedenleri arasında kadroya geçerken personellerden emekliliğe sevk edilenler olması ve yerine işçi alınmaması olabilir mi? 3. Sağlık raporu almak zorunda kalan ve yıllık izne çıkan işçinin eksikliğini tamamlamak zorunda kalan işlerin bu kurumlarda zaten personel sayısı eksik iken veriminin artmasını beklemek ne kadar doğru bir yaklaşımdır? 4. Bu yaklaşım uygulama nedeniyle işçiler bu bir takım art niyetli idareciler tarafından mobbinge maruz kalmaz mı? Bu ve bunun gibi birçok olumsuz çalışma şartları varken düzeltmek yerine iki tutanakla iş sözleşmesini fes edelim demek kolaylaca, kolay, kolaycılığa kaçmaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinizin şüphemiz yoktur. Şimdiden verecek olduğunuz destekten ötürü teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz demiş. Öz Sağlıksan Genel Merkez Yönetim Kurulu arkadaşlar. Sorun buydu, bunu milletvekillerine bu yazıyla duyurmuşlardı. Sendika ve Hizmeti Sendikası Buna dava işte arkadaşlar dava metni de ekrandadır. Bunu videolaştırmıştık biz zaten arkadaşlar. Artık işçiler tek taraflı iş sözleşmeleri fes edilemeyecek, istemedikleri farklı bir bilimlerde, İslam edildikleri alanda başka bir alanda görevlendirilemeyecek ve iki tutanakla artık korkutulamayacak, işten çıkarılamayacak arkadaşlar. Davanın özü kısa özeti budur. Diğer özet maddesine bakalım. Karar sonucu açıklanan nedenlerle 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu'nun 6352 sayılı kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan belirsiz süreli sözleşmesinin işçinin görev yeri ve yapacağı işler başlıklı ve 4. maddenin 1, 2, 3 ve fıkralarına ve 6. fıkrasına hey, bendine yönelik yürütmenin durdurulması istemini reddine. İkinci karara bakalım arkadaşlar. 2. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 6352 sayılı kanun ile değişik 27. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşılan 5 ve 7. fıkraslarının yürütmesinin durdurulmasına diyor arkadaşlar. İşte bu kanun metni bunu öngörüyor arkadaşlar. Yani işler Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işler için çok iyi bir karar oldu bu. İşçilere tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve arkadaşlar bu resmi belgeleri tümünü videonun altına link olarak ekledim. Hepsini ulaşabilirsiniz. Sağlı sollu iki özel video ekrandadır. İkisini de izlemenizi öneriyorum. Özellikle bu yargı kararının detaylı bir şekilde izlemek isterseniz sol tarafa ekledim. Onu izlemenizi öneriyorum diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kanal abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesinizi sorunlarınızı gümbür gümbür duyuralım. Biz size söz veriyoruz. Memnunlar web sitesi olarak yapmanız gereken sadece kanala abone olmak arkadaşlar. Abone olunca hiçbir şey kaçırmazsınız ama çok şey kazanırsınız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.